Yeni bölümle karşınızdayız. Ben Murat Tufan. Bu bölümde bir stratejistle konuşacağız. Zor dönemlerden geçiyor takdir edersiniz ki dünya. Ve bu dönemde neye yatırım yapmak lazım? Nasıl bir strateji kurmak gerekiyor? Sevgili Emre Şirin bizlerle. Çok ciddi bir dolar hegemonyasının olduğu bir dünyadayız. Daha da konuşuyoruz, konuşacağız gibi. Önce hoş geldin. Ben direkt konuya girdim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hep online yayınlar yaptım. Evet. İşte böyle ete bürünmüş, kana bürünmüş bir şekilde seni gördüm. Hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim. Dolar çok konuşuluyor. Yuan'ı da yeniyor, pound'u da yeniyor. Her şey yeniyor şu anda ve ciddi bir dünyaya sefalet de getiriyor güçlü dolar. Bu daha çok dolar sistemini sorguladığımız bir dönem mi olacak? Çünkü demokrasinin olması için öncelikle demokrasinin olmaması lazım ki demokrasinin ihtiyaç olarak görmemiz lazım. Acaba doların bu kadar çok zorlu bir süreç yaşattığı için bu sistemi doğru bir şekilde sorgulayacağımız ve Bitcoin'i daha da önemli gibi düşüneceğimiz bir süreç mi olacak sence? Şöyle, zaten seninle daha önce online yaptığımız yayınlarda da konuştuk. Ben mevcut para sisteminin sonuna doğru geldiğimizi düşünüyorum. Bu fiyat para sisteminin. Bu konvansiyonel para birimlerinin tamamının bir noktada ortadan kalkması gerekecek. Zaten pandemi süreciyle birlikte bu dijitalizasyon, dijital paralar hepsi gündeme geldi ve insanların zihinlerine kazındı. Hı hı. Ama ben bunu bir fragman olarak görüyorum. Asıl film başlamadı. Ve içinde bulunduğumuz enflasyonist süreç, para birimlerinin sorgulanması, finansal sistemin sorgulanması tamamıyla bu dediğimiz sona doğru yaklaştırıyor dünyayı. Ve aşırı değerlenmiş bir dolar üzerinden konuşacak olursak, biliyorsun İngiliz sterlini tarihi diplerinde dolar, evet, karşısında. Birçok para birimi aynı şekilde. Aşırı değerli dolar bir noktadan sonra ithalatı özendirecek, evet, ve istihdam noktasında da sıkıntılar sözünü yaratacak. Sözünü balla kesiyorum. Charles Evans da yakın zamanda diyelim böyle bir açıklama yaptı. İngiltere'deki durum ABD ve Avrupa'daki resesyonu da derinleştirebilir. Yani bu bir sistemik krize doğru, kesinlikle, gitme riskinden var. Onlar da bence bunu kulak arkası yapmıyorlar gibi. Böyle bir riskin farkındalar. Kesinlikle. Şu an tabii para politikasını izliyoruz tüm dünyada. Sıkılaşma adımlarını görüyoruz. Evet. Hem Fed tarafında hem de Avrupa Birliği tarafında. Ama bir yandan da maliye politikalarında gevşemeyi de görüyoruz. Hmm. Çünkü birçok şirket özellikle enerji alanında sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu ne nane, bu ne turşu diyoruz. Yani baktığınız zaman merkez bankaları şahinleşeceğiz, enflasyonla mücadele edeceğiz, sıkı para politikası uygulamaya devam edeceğiz derken İngiltere milyarlarca sterlin yardımda bulunuyor şirketlerine. Avrupa Birliği milyarlarca euro yardımda bulunuyor şirketlerine. Enerji krizini subans etmek krizi için, değil mi? Ve bunun başındayız bakın. Yani Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken biliyorsun Rusya yaptırımlar sürdüğü sürece ben size gaz vermeyeceğim dedi. Hatta bir kademi yükseltti. Medvedev açıklama yaptı geçen zamanlarda. Nükleer silah kullanma hakkının olabildiğini vurguladı. Bu yani en kaotik durum olur. Bunu buradan yap. Bir şey ve bununla birlikte biz kış aylarında enerji maliyetlerinin artacağını biliyoruz. Zelenski'nin açıklamaları vardı. Yani Rusya'nın bu tahıl koridoruyla alakalı, engellemelerde bulunduğuyla alakalı. Bu gıda fiyatlarını da artırmaya devam edecek. Yani şu anlama geliyor. Bir, ekonomilerde daralma, maliyet yönlü enflasyon, artı enflasyonla mücadele ediyorum diyen ama aslında talep tarafında oluşmayan bir enflasyonla mücadele eden, bunun için faiz artıran merkez bankaları. Yani. Burada ciddi bir çelişki var. Evet. O yüzden bunun sürdürülebilir olmadığını, bir takım piyasa mazeretleri yaratılarak daha güvercin bir sürece evrileceğini düşünüyorum ben uzun süredir. Bunu da paylaşıyorum. Şu anda şahin söylemlerle piyasaları bozmaya devam ediyorlar. Ama sürdürülemez. Çünkü biliyorsun Trump döneminde Amerikan ekonomisi gayet iyi gidiyordu pandemi öncesinde. Üretim artmıştı. Evet, Trump politikaları eleştirilebilir. Ondan bahsetmiyorum. Yani tamam, ekonomik pandemi yoktu. Evet, ekonomik yapıdan bahsediyorum sadece. Düştüm. İstihdam artıyordu. Evet. Şu anda baktığımızda aşırı değerli dolar neyi getirecek? Değerli dolar ithalatı getirecek. Evet. İçeride üretim durursa ne olacak? İstihdam noktasında, evet, sıkıntılar ortaya koyacak. Bu da sıkıntılı bir süreç. Tüm dünya ekonomisinin de resesyonla alakalı bir sıkıntısının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. O yüzden izleyip göreceğiz ama biliyorsun piyasa hareketleri çok kısa süreli artık gelişiyor, değişiyor. Merkez Bankası başkanları, devlet başkanları, ekonomide söz sahibi birçok insan her gün farklı bir söylemde bulunuyor. Yaşayıp göreceğiz ama ben bunun sürebileceğini çok uzun süre düşünmüyorum. Evet, çok fazlasıyla güçlü bir dolardan bahsediyoruz. Amerika'da gerçi bu kadar çok resesyona giren ülke olduktan sonra kime mal satacak, ne satacak o da ayrı bir konu. Hani şu anda Amerika evet kazanıyor güçlü dolardan. Belki prestiji de artıyor ABD Merkez Bankası'nın ama bakıldığı zaman merkez bankacılığının gelmiş olduğu nokta bence çok ürkütücü bir tablo. Çünkü
bir fakirlik ve sefalet yaydı da kesin. Yani gerçi aynı kelimeler ama dünyaya çok ciddi bir ortak gelir tabakasını ortadan kaldırması gibi bir risk de yaratıyor. Çünkü fazla bol paraya bir şekilde alıştırıp sonra o bol parayı verdik düşük faizden, şimdi yüksek faizden bana ver. Bunun adı başka şey de olabiliyor zaten biliyorsun merkez bankacının dışında. Kesinlikle. Şimdi dolayısıyla bu kontrol mekanizması olmasına rağmen, regülasyon olmasına rağmen görevi nasıl kötüye kullanabileceklerinin de en güzel örneklerinden birisi FED. Kıtlık ekonomisi çok dillendirilmeye de başlandı. Yani bu dönemde hem enflasyonun hem resesyonun hem durgunun olduğu bir yerde herhalde FED'i daha çok sorgulayacağız. Kesinlikle. Zaten geçtiğimiz seneden bu yana bakalım, FED bütün öngörülerinde yanıldı. Ciddi bir kredibilite kaybetti. Enflasyon geçici olacak dedi, kalıcı olduğunu kabul etti. Evet. Stagflasyon olmayacak dedi. İçinden geçtiğimiz süreci görüyoruz. Bilerek mi yapıldığını düşünüyorsun? Ben bilerek yapıldığını iletişim düşünüyorum. İletişim dil olarak niye yaptılar sence? Ben klasik merkez bankacılığı sisteminin de sonuna gelindiğini düşünüyorum. Önümüzde bundan sonraki süreçte nasıl bir sistem önümüze konur onu izleyip göreceğiz. Ama dünyanın en prestijli merkez bankasının, bu kadar çok ekonomistle çalışan, ciddi veri setleriyle çalışan merkez bankasının bizlerin gördüğü hususları görememesi mümkün değil. Evet. Gördüklerini farklı anlattılar bence. Burada tabii bunları söylediğimizde koca FED yanılıyor sen mi biliyorsun diyenler oluyor tabii ki. Hayır, FED de biliyor. Ama sen çok yaşa. Bak şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ekranda senle program yaptığımız zaman da FED'in enflasyonla ilgili hedefini ve bu yönlendirmelerini yerine getiremeyeceğini konuştuk ve bunu çok fazla analiz ettim. Ben şunlara kızıyorum, şu kişilere daha doğrusu. FED'in çizmiş olduğu bu iyimserliği bir analiz, bir resmi, bir hani şeymiş, kanunmuş gibi. Kesinlikle. Bunu analizine yansıtanlara kızıyorum. Yani bir öngörü yapılamaması. Ben şu anda çok net bir şekilde dünyada enflasyonda henüz daha zirveyi görmediğimizi ve çok daha belki ekonomiyle ilgili kötü zamanlar yaşanabileceğini kesinlikle düşünüyorum. Katılıyorum. Ama burada böyle optimist olarak FED'in çizmiş olduğu iletişim dilini ya da Merkez Bankası'nın çizmiş olduğu ya da bakanların, bizde de örneğin Hazine Bakanı'nın gözlerindeki ışıltıdır dedi ekonomi, ama o günden bugüne enflasyon kaç arttı? 30'larda mı söylemişti? 35'te. Şöyle mi? O zaman 40 puan arttı diyelim seni yani. Seni destekleyeyim. Evet. Nebati ne demişti Aralık ayında? Bir uyuyun. Uyanın Haziran'da. Çok farklı bir Türkiye'ye uyanacaksınız. Evet, Haziran geçti. Haziran'da uyandık. Çok farklı değil, daha kötüydü. Biz evet. Anlamadık herhalde dedik. Biraz daha yattık. Temmuz'da uyandık. Daha da kötü. Biraz daha uyuyalım dedik. Herhalde biz anlamıyoruz. Ağustos'ta uyandık. Daha da kötü. Yani daha yüksek dış ticaret açığı, evet. Daha yüksek cari açık, daha yüksek enflasyon, daha yüksek dolar kuru. Ya onlar da beni çok ilgilendiriyor. Benim param eriyor. Benim emek verdiğim para. Yoksa yani cari alım açık gücü düşüyor. Vesaire. Değil mi? Fakirleşme artıyor. Evet. İşte dünyada da bu böyle aslına bakarsan. Yani baktığın zaman seninle aynı noktadayız. Diyorsun ya aslında çok açık olan bir tablo var. Evet. Ama birçok ekonomistin bu tabloyu görmezden gelip farklı iyimser analizler yaptığını görüyoruz. Evet. Bu belki bir tercih. Belki risk almama adına yapılmış yorumlar olabilir. Bir şey diyemiyorum. Ama netice itibariyle ben... Bilgi düzeyi düşük, ezbere konuşma da olabilir. Şöyle düşünüyorum. Dünya borçluluğuna bakalım. Artık küreselleşmenin zirve noktasındayız. 1970'lerin ekonomik büyüklüğü yok. Daha büyük bir ekonomi var. Evet. Daha büyük bir borçluluk var. Evet. Ve 29 buhranına rahmet okutacak bir kriz geliyor dünyanın başına. Yani oraya doğru gidiyoruz. Çok o zaman net. Çok daha büyük bir büyük bir patlama olacak bence. Şimdi Bretton Woods'tan önce de tabii dünyada çok kaotik bir durum vardı ve işte altın standardı sistemi çökme eğilimine girmişti. Sonra arkadaşlar birbirimizi kandırmaya gerek yok. Herkes kendi parası sahasına dönsün diye. Herkes cephanesine döndü, ülkesine döndü. Üretim içeriye kaydı. Kapalı ekonomiler oldu. Bugün işte yakın zamanda Amerika çip yasası çıkardı. 148 milyar dolarlık sanırım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Çipleri biz burada üretelim diye. Şimdi aynı tablo devam ediyor. Aslında tarih tekerrüden gerçekten de ibaret. Birçok para var ve birçok parayı da sorguladığımız bir dönem. Euro'yu sorguluyoruz. Birinin aşağısı değer olarak. Bugün işte yakın zamanda diyelim sterlinle ilgili beklenti sunan kurumlar birinin aşağısında olacak deniliyor dolara karşı. Dolayısıyla para sahası sisteminin tıkandığı ve ekonomilerin de daraldığı aynı dönemden bahsediyorsun aslında. Bu bir rastlantı mı? Değil. Değil. Bu tasarlanmış bir sistem. Aslında hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu mevcut para sisteminin sonuna geldik. Hı hı. Ve bir yerde biliyorsun Bretton Woods'tan sonra ne oldu? Bugün küresel dünyasının mekanizmaları kuruldu. Nedir? Dünya Bankası'dır. Evet. IMF'tir. Ve o dönemde bir rezerv para üzerinde konuşuldu. Dolarize hani, ekonominin dizayn edilmesi tabii, için kurumlar bunlar. Baş aktörler aslında. STR konuşuldu biliyorsun IMF'nin para birimi. Evet. Ama ne dendi? İşte dolar rezerv para olsun bunu da altın standardına bağlayalım. 71'e kadar. Sonra biliyorsun altın standardına bağlarsan para basamaz. Para basamaz. Ama paraya ihtiyacın var. Popülist hükümetler. Geldi 71'de Nixon dedi ki altın standardını kaldırıyorum.
Ve ondan sonra küreselleşme daha da hız kazandı. Entegre olan, birbirine entegre olan hükümetler aslında derin bir boyutu var. 80'lere bakın, birçok dünyanın her yerinde iktidarlar var, bize de denk geliyor. Evet. Küreselleşmenin önünü açıldığı iktidarlar, önünü açan iktidarlar geliyor sonrasında. Özal iktidarı gibi, Şili'de Pinochet gibi, bakalım. Evet. Ondan sonra daha fazla para basma, her 7 yılda bir, 8 yılda bir krizler. Krizleri önlemek için, ekonomileri güçlendirmek için tekrar para bas, para bas, sistem dönmüyor. Ama işte vücut da bir yerden sonra artık bir alert verir ya, sürekli düşünseniz hani bir uyuşturucu etkisi yaratan bir şey veriyor, sonra hastaya tekrar iyileştirmeye çalışıyor. Öyle. O belli bir zamandan sonra vücudu da yorar. Şimdi, o yüzden krizlerin süresi çok kısaldı Emre. Aynen öyle. Artık kaldırmıyor sistem. Kaldırmıyor sistem. Bakın Fed'in bilançosu 3,5 trilyon dolarda küçülteceğiz diyorlardı. Birden bir Covid çıktı. Küçültemeyeceklerdi çünkü. Sonrasında 19 trilyon dolara geldi. Şimdi bilançoyu küçülteceğim diyor. Yalan, küçülteceğimiz. Yani 8 trilyon dolara bile düşüremez. Diyelim ki düşürdü. Hala 8 trilyon dolar bilançom var. Evet. O zaman bu sistemi nasıl yöneteceksin? Buna bakın, enflasyon yaratılır dünyada. O enflasyonla halklar fakirleştirilir. Enflasyonun süreçlerinin sonunda da savaş çıkar. Bu maalesef böyledir. Maalesef şu anda dünyada bir savaş var. Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde ne yaşadık? Uzun depresyon. 1871 ya da 73, yanlış olmasın, 1897 arası. Sonra toparlanamayan ekonomiler, işte yine genişleyici politikalar, Birinci Dünya Savaşı geliyor. Ondan sonra gene genişleyici politikalar, 29 buhranı geliyor. 29 buhranı 33'te bitti derler. Hayır, 38'e kadar sürmüştür artçılarıyla. Ara toparlanmalar vardır. Sonrasında ne geliyor? İkinci Dünya Savaşı geliyor. Şimdi sistem gene tıkanıyor. Aşırı para arzları, daha büyük ekonomiler, borçlu devletler, borçlu şirketler, borçlu bireyler. Ve günün sonunda çok yüksek enflasyon ve senin dediğin gibi bu enflasyon burada durmayacak. Bence daha da artacak. Ve sonunda da büyük bir kriz. Evet. Bu kriz belki savaşla olacak. Anladım. Ve o günün sonunda nereye bağlayacağız? Evet. Bu fiyat para sistemi bitecek. Dijitalizasyon, belki Bitcoin gibi paralar, kalanlar yani, daha da üst seviyeye gelecek. Yani onun altyapısı hazırlanıyor biraz. Tabii böyle izleyicilerimiz aman daha da buhran büyüyecek, işte biraz kötü şeylerden bahsediyorsunuz gibi algılayabilirsiniz ama piyasa dediğimiz şey, yatırım dediğimiz şey en iyimseye de bilmek lazım, en kötümseye de, bir de baz senaryonuz olması lazım. Mutlaka tabii sizin bir fikriniz olması gerekiyor. Yoksa sağdan soldan duyduğunuz... Bir de kriz dönemleri şey, bazen de fırsattır doğru pozisyon alırsanız. Tam onu söyleyecektim. Birincisi, bu dönem temel analizi yapıldığı zaman birçok şeyin ucuz olduğu bir şey. Ben işte Bitcoin de çok düşüyor, altın da çok düşüyor. Genel olarak ülkelerin borsaları kendi para birimine cinsinden çok çok ucuz, iskontolu. Dolayısıyla iskonto herhalde 2022'nin en güzel manşetlerinden biri olacak. Dolayısıyla iyi bir yatırım yapmak için, seçici olmak için güzel bir dönem olduğunu Kesinlikle. Düşünüyorum. Ne dersin? Birinci sorum. Kesinlikle. Bir de Bretton Woods gibi bir dönemden bahsettin. Şu anda da böyle bir karmaşadan da bahsediyorsun. Belli ki buradan bir şey çıkacak. İlk defa bu kadar çok sınırsız bir sisteme alışan küresel piyasalarda ilk defa arzı sınırlı bir kavram Bitcoin girdi hayatımıza. Bitcoin'in daha da önem arz etmesi için mi bu dönem yaşandı, yaşanacak, yaşanıyor? Ve yani sence Bitcoin bu anlamda ne kadar başarılı olacak? Başarılı olacak bence. Dediğin gibi önce şuradan başlayayım. Bir fırsat penceresi var. Ama bunu anlayabilmek için yatırımcı bilinciyle hareket etmek lazım. Biz biraz ülke olarak günlük düşünüyoruz. Yani herhangi bir ürüne yatırım yaptığımızda kısa sürede ondan verim elde edemediğimizde bunun yanlış olduğunu düşünerek vazgeçiyoruz. Bu da aslında anlaşılabilir bir durum. Bu davranışsal finansın konusu biraz. Eğitimlerimde bu bunu anlatıyorum. Sistemi bu. Yani maalesef. Bizde hiç uzun vadeli yapılmadığı için kısa vadeli düşünüyoruz. Vatandaş olarak biz de her şeyi günlük düşünüyoruz. Yani. İnsanları anlayabiliyorum çünkü çok yüksek enflasyon var. Evet. Parası her gün değer kaybediyor ve bunu Aynen. korumak istiyor. Bu korumak istediği için de kısa sürede parasını katlamak ve kazanmak istiyor. Ama bu şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Yanlış kararlar, yatırım kararları alabiliyorsunuz ve daha çok kaybediyorsunuz. O yüzden biraz daha çeşitlendirerek portföyü hareket etmek lazım. Bütün yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Sepet düşerse bütün yumurtalar kırılabilir. Farklı birbirinin sigortası olabilecek alanlara yatırım yapmak gerekiyor. Ve ben bu senenin başından beri anlatıyorum. Bu senenin mottosu bence piyasalarda oynaklık ve fakirleştirme. 2 yıldır verilen paraların geri alınması bireylerden. Evet. Dolayısıyla bundan korunmanın da en önemli formülü bir portföy çeşitliliği, 2 nakit bulundurmak. Evet. Ben Sen bunu çok önemsiyorum. Sen de nakit diyorsun. Yani Ray Dalio işte ve aynı zamanda önemli kriz kahini diyelim.
Emre, bu krizi de daha derinleşeceğini bilirsen sana da kriz kâhini gibi böyle saçma sapan bir ünvan verecekler, biliyorsun. Valla biliyorsun, ben bunu uzun süredir söylüyorum. Kötü, keşke olması ama görünen köy kılavuzu istemiyorum. Hayır ya, şey, Rubin tabii için söylüyorum. Yani düşünsene, adam yani bir şey biliyor ve 2007 krizini tahmin ediyor ama ondan sonra ödül olarak sen kriz kâhinisi bir ünvanla. Bu arada ben Rubin'den çok önce söyledim bu büyük bir krizin geldiğini, büyük buhranda aratacak, ona rahmet okutacak bir krizin gelmeye başladığını 1,5 senedir söylüyorum. Rubin'i yeni söylemeye başladı. Tabii o Rubin olduğu için daha çok dikkat çekiyor. Keşke olmasa. Keşke olmasa. Ama yani maalesef oraya gidiyor. Şimdi bunların hepsinin ortak birleştiği nokta, Amerikan borsalarında ve dünya borsalarında çok ciddi bir para çıkışı daha devam edecek. İşte bu yüzdeler değişiyor, havada uçuşuyor tahminler. Bir de böyle bir kötü bir yorum gelince bütün kurumlar da bir anda kötüye dönüyor. Yani iyimser yorum yapanlar, işte S&P 500'e yıl sonu 4500 hedef verenler şimdi 3300'lere kadar çekti vesaire. Şimdi böyle bir dönemdeyiz. Nakit kraldır açıklamaları da geliyor senin söylediğin gibi. Değerinden bağımsız bir şekilde soruyorum sevgili Emre. Yani Bitcoin'in geleceğine inanan birisi böyle kriz dönemlerinde, buhran dönemlerinde benim için nakit Bitcoin'dir ve ben Bitcoin'e önümüzdeki dönemde gelecek vadet için yatırım yaparım diyebilir mi? Yoksa oynaklığından dolayı bu birazcık daha riskli bir durum mu olur? Spot'ta işlem yapıyorsa, kaldıraçlı tarafta değilse elbette ki uzun vadeli bir yatırımcı bilinciyle yatırım yapabilir. Ama burada da benim genel yatırıma bakış felsefemle alakalı bir yorum yapmam gerekiyor. Ben bütün varlığımı bir alana kanalize etmem. Tabii ki Bitcoin aynı zamanda bir ödeme aracı. Geleceğin belki ödeme aracı olacak. Ama şu anda netice itibariyle aynı zamanda bir yatırım aracı. Evet. Dolayısıyla burada da uzun vadeli düşünerek kademeli alımlar yapılabilir. Ama tüm varlıklarımızı Bitcoin'e, borsaya, altın, gümüş, herhangi bir enstrümana bağlamak doğru değil. Nakit olarak tabii ki görülebilir. Kendini koruyabildiği sürece, ki koruyacak uzun vadede ben potansiyel çok ciddi görüyorum. Ama bu senenin oynaklık temasının henüz bitmediğini, merkez bankalarının şahin söylemlerinin manipülatif bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ben manipülatif diyorum açıkçası. Fed'in ve diğer başkanının, Powell'ın ve diğer bölgesel Fed başkanlarının Lagarde'ında, ECB'nin başkanı Lagarde'ında tamamen bu küresel para oyunlarının birer maşası olduğunu inanıyorum. Merkez bankaları gücünü, erkini pandemi sonrası tekrar kazandı diyebiliyor muyuz? Bu şeye benziyor yani, örnek kötü bir örnek ama Rusya-Ukrayna savaşı olmasaydı NATO bu kadar müttefikliğini artırmak için birbirine düşmezdi, değil mi? Hani telefonlar belki yıllardır aramayan AB liderleri birbirlerini bir şekilde hani Rusya korkusundan dolayı aradı ve NATO paktı biraz daha güçlendi. Hani pandemi sonrasında da böyle bir merkez bankaları tekrar gücünü artırdı diyebiliyor muyuz? Yoksa denize düşen yılana sarılır, merkez bankalarının ağzına bakıyoruz, yoksa bu sistem tıkandı mı, yani onu mu gösteriyor? Gücünü artırmaya çalışıyor, güçlü görünmeye çalışıyor diyelim. Ha, karizmayı bozmuyor. Aynen öyle. Çünkü ciddi şekilde FED karizmayı çizdirdi diyebiliriz amiyane tabirle. Geçtiğimiz sene bütün tahminlerde yanıldı. Ve ben şunu çok net ifade ediyorum. Bu faiz artışları enflasyonu düşürmeyecek. Tam tersine enflasyonu artırmaya da hizmet edecek. O yüzden daha da kredibilite kaybedecekler. Ve ben ifade etmeye çalıştığım şey şu. Bir paradigma değişimi var. Dünya finansal sistemi. Her şeyde var gibi sanki Emre. Evet. Siyasette de var, uluslararası kesinlikle siyasette de bir var. Bir paradigma değişimi var ve bunun için mevcut sistemlerin, yapıların sorgulatılması isteniyor bence. Yani bir yandan enflasyonla mücadele ediyoruz derken aslında enflasyona hizmet eden yapılar var. Mesela küresel siyasete bakalım. Evet. Savaş tırmandırılıyor, gerilim tırmandırılıyor. Siz enflasyonla mücadele edeceğiz derken Rusya'ya yaptırımlar uyguluyorsunuz. Zelenski'yi Rusya'ya karşı kışkırtıyorsunuz. Orada bir yapı oluşturuyorsunuz. Enerji maliyetleri artıyor. Gıda arz güvenliği sorunları ortaya çıkıyor. Bir taraftan Çin'in küçülmesini istediniz. Çin küçüldükçe daha az talep ediyor. Bu sefer de bravo, ürünlerin fiyatı bravo artıyor. Yani bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Uygulamalara bakarken biraz ben hep şu örneği veriyorum. Yani bir sporcu sahanın içindeyken 360 derece göremez. Evet. Ama tribündeki seyirci daha net görür sahada ne olup bittiğini. Birazcık bağımsız olmak lazım. Biz biraz dışarı çıkıp tribünden izlemek durumundayız. Hı. Mekanizmaları anlayabilmek için. O zaman yeni dizayn edilen ekonomi daha yani Ali Sarkalar diyar gibi olacak ama hani burayı merak et, burayı gir, burayı tatlı göstermek için orada bir hani şey oluşturuluyor. Bu tarafa bak, burası eski dünya, burası yangın yeri. İşte enflasyon da var, sefalet de var. Merkez bankaları işte enflasyonu ve alım gücünü daha da düşürüyor. Bak bu daha tatlı gibi bir yapı mı oluşuyor? Ben öyle mi anlamam lazım? Öyle oluşturmaya çalışıyorlar ama sıkıntı şurada. Bu mevcut sıkıntılı sistemi kurgulayıp bitirenler kimse, yeni sistemi de onlar kurguluyorlar. Hmm. Yani
şunu unutmamak lazım. Sermaye gücü, para gücü kimdeyse o devletleri de yönetiyor. Merkez bankacılığı sisteminin nasıl geldiğini insanlar bir arasında okusunlar. Ne zaman ortaya çıktı? Tabii. Mesela devletler şu an hazineleri yardımda bulunuyor pandemiden beri. Vatandaşlarına para veriyorlar. Bu nasıl oluyor? Hazine kağıdı çıkartıyorsun. Merkez Bankası gelip senden onu satın alıyor ve sana para veriyor. Borçlu kim? Devlet. Alacaklı kim? Merkez Bankası. Merkez Bankası bağımsızlığı politikası, bunu tabii herkes söyleyemiyor her yerde ama nereden çıkmış? Bu kim kurmuş bu merkez bankalarını? Bildiğimiz aileler, küresel sermaye, Londra bankerleri baktığımız zaman. Yani sistemin detayını sen de şimdi lazım ama. FED hangi aileler yönetiyor olayına girmeyeceksin herhalde Emre. O tuzağa düşme. Girmeyeceğim ama küresel para sistemini sonuç itibariyle bankerler yönetiyor. Evet, evet. Yani bir şeyin devlet kontrolünde ya da ve sermayedar kontrolünde regülasyonu ve bağımsızlığını tanıması ben tam anlamıyla komedi bir durum. Yani işte bakıldığı zaman dünyada eğer demokrasi yoksa ama kendimizi çok antidemokratik bir dünyada yaşamadığımızı hissetmek için arada böyle söylemlerimize, eleştirilerimize izin verilir ki kendini mutlu hisset. Tabii. Burada da o regülasyon ona benzemiş durumda. Dolayısıyla Bitcoin'in regülasyonu da çok böyle büyük anlamlar yükleyen kişilere ben hep şöyle söylüyorum. Yani regülasyon olmadan da güvenin kazanabileceğini gösteren bir ürün. Bu açıdan çok çok önemli. Senin için Bitcoin nedir diye sormak isterim. Şöyle, bu fiyat para sistemi ortadan kalkacaksa dünyanın yeni bir modele ihtiyacı var. Hı hı. Yeni bir ödeme sistemine, para sistemine ihtiyacı var. Bu da kripto dünyası. Bitcoin'in önemi şu, en bilinen, en eski kripto paramız. Paramız diyorum, para. Ve ben bir kripto paraya para diyebilmem için şu lazım. Dünyada ödeme sistemi olarak kabul edilmesi, ödeme aracı olarak. Şu anda edildi gibi bir şey edildi. Aslında değil mi Emre? Onu yani herkes Bitcoin alıp satabiliyor. Bitcoin ile tatile gidebiliyorsunuz, otel aynen. ödemelerinizi yapabiliyorsunuz, restoran ödemelerinizi yapabiliyorsunuz, uluslararası ticarette kullanabiliyorsunuz. Evet. Bu temel kriter. Tabii diğer kripto paraların sunduğu farklı teknolojiler olabilir ama bence bu çok önemli. Artı sınırlı bir arzı var. Evet. Yani burada artırılamayacak bunun miktarı. Dolayısıyla uzun süre değer kaybetme ihtimali yok. Ödeme aracı kullanıldığı. Arzı sınırlı olduğu için. Arzı sınırlı olduğu için ve dünyada da genel olarak konvansiyonel bir ödeme aracı olarak kullanıldığı sürece yok. Ama tabii ki geleceği düşünerek, kısa vadeli düşünmeden yatırım yapmak bence önemli burada. Evet. Zaten bence bir şey yatırım yapmak için öncelikle onun hikayesi olması gerekiyor. Ve o hikayeyi ne kadar destekli bir şekilde kurmak gerekiyor. Yani işte para evet. Günün sonunda kazanır zaten doğru bir analiz yapıldığından ama bir baz senaryonuz olması gerekiyor. Bitcoin'in geleceğine ne kadar inanıyorsanız o kadar uzun vadeli yatırımcı olabilirsiniz. Şimdi Türkiye gibi ülkeler daha çok eziliyor. Biz evet dünyadaki bir enflasyonu maalesef yaşarken, bir de resesyonun etkilerini yaşarken ki Türkiye'nin en büyük pazarı Avrupa, oranın daralması bizim daha az mal satmamız anlamına geliyor. Bir taraftan da bir şey üretebilmek için mutlaka dolarla bir şey alıp o bir şeyi ortaya çıkarmak gerekiyor. Yani dolarize bir ekonomi. Dolayısıyla çarpı 18 mi şu anda diyelim kurlar. İşte 18 kat daha bir enflasyona sebep oluyor. Dolayısıyla böyle dönemde Merkez Bankası rezerv sistemini tartıştığımız, acaba altın üzerinden tutulsaydı ya da Bitcoin mi olsaydı gibi bir dönemden geçiyoruz ki El Salvador bunun pilot uygulaması da gibi oldu. Enflasyon daha kontrolden çıkarsa hızlı bir şekilde fakir ülkelerin, az gelirli ülkelerin diyelim daha doğrusu Bitcoin'e geçişi ve teması sence artacak mı? Ve bu yaygınlaşacak ve Türkiye'yi özellikle Merkez Bankası rezervini neyle tutması gerektiğini sanıyorsunuz? Çünkü dolarize bir ekonomide eksi rezerv olması çok büyük bir sıkıntı bir ülke için. Günün sonunda dünyanın en eski iki para birimi altın ve gümüş önemli olacak. Bunun evet. yanına Bitcoin gibi dijital paraları ekleyeceğiz. Ve merkez bankacılığı sistemi de eğer devam edecekse rezerv sistemi de bu noktaya doğru evrilecek. Evet. Bu net. Yani çünkü teknoloji bize bunu gösteriyor. Gidişat bunu gösteriyor. Tüm dünyada sistematik olarak bütün ülke para birimlerinin değer kaybetmesi bize bunu gösteriyor. Şimdi Amerikan dolarının değerlendiğini düşünüyoruz ya. Şimdi ons altına bakalım. Yani şimdi Amerikan doları, dolar endeksi rekorlara doğru gidiyor. Şimdi düşmüş altın onsu. Bu ne demek? Ons'un değer kazanması mı, doların değer kaybetmesi mi? Ya da enflasyonu kaç kat arttı? Bravo. Doların yetimi. Bunu demeye çalışıyorum. Yani aslında şu an içinde bulunduğumuz kısa vadeli süreçte dolar diğer para birimlerine karşı Fed'in şahin tutumu nedeniyle değer kazanıyor olabilir. Ama netice itibariyle Amerika'da da enflasyon var, dolar da değer kaybediyor. Tarihsel olarak baktığımızda hı hı.
Çünkü aşırı bir sınırsız para arzı var. Evet. Ben hep şey diyorum, yani bu enflasyon olması çok kötü bir şey ama Bitcoin'in değerinin önümüzdeki dönemde enflasyon kadar daha fazla artması için de bir zemin de oluşturuyor. Çünkü enflasyondan dolayı bütün iskontolu varlıklar bir şekilde tabii. Dünya değil mi, talep artması durumunda belli bir yere ulaşacak. Bitcoin demişken tabii sorularım da olacak ama burada istersen bir araya gireyim hemen. Emre Şirin'le bu defa Bitcoin bölümündeyiz. Evet, eğlenceli diye düşündüğümüz ama konuklarımızın stres olduğu bölüme geçiyoruz. Bitcoin, burada da mı sınav var, burada da mı sınav eyvah. Sistemi var? Çok zor olmasın. Aynen, seni böyle birçok şeyi sorguladığın bir yerde sınav sistemi gibi bir şey koymamız. Hoş geldin, Türkiye'de de yani sınav olmasa da sıfır barajla değil mi? Sıfır puanla giriliyor artık. Artık her şey mümkün, artık sistemleri de çok bilmeye gerek yok Emre, yani sıkıntı yok. O yüzden de rahat olabilirsin. Bilmeden de bir şeyler olabiliyor. Ama Murat beni rezil etme, çok zor olmasın. Yok yok, valla buradan senin gibi ne akademisyenler ne piyasa uzmanları geldi geçti. Hepsine de sevgi ve selamlar, hiç sıkıntı değil. Şimdi 18 Mayıs 2010'da Bitcoin pizza günü olarak kutlanıyor. Çünkü orada bir pizza alımı yapıldı. Ve sence bu kişi pizzayı alırken kaç Bitcoin ödemiştir? Biliyor musun, böyle bir gün var. Ben acıktım, yayından sonra pizza da yeriz ama bu kadar maliyetli bir pizza yemeyelim. Yersek yani ısmarlaman gerekiyor. Şıklar ben var diyemem. Mı? 100 Bitcoin, 1000 Bitcoin, 10.000 Bitcoin, 100.000 Bitcoin. Kaldıraç kullandım burada. 10.000. 10.000 valla neye göre hani salladın diyeceğim çünkü hani görüşün yoktu ama neye göre yorum yaptın? Kopya çektim. Evet, 10.000 değil mi? Burada tabii telefonumu mu gördün bilmiyorum ama. Tamam, o zaman biraz daha zor bir soru soruyorum. Bitcoin biliyorsun 2008'de işte manifestosu yayınlandı. 2009'da hayatımıza girdi. 27 Eylül 2012 tarihinde ne olmuş olabilir acaba? Bir düşün. İlk ödeme işlemi gerçekleşmiş olabilir mi? Ödeme aracı olarak kullanılmış olabilir mi? Yok yani. Ya da bir devlet tarafından kabul edilmiş olabilir. Tamamen izleyeceğimize magazinel bilgi olsun diye. Aslında regülasyon da olmadığı için ilk böyle hani kurumsallaştığını gösteren bir haber diye paylaşıyoruz. Hani ortamda satılacak bilgiler gibi. Size böyle biraz rafine bir insan gösterir. Bitcoin Vakfı kurulmuş. Teşekkür ederiz ben Emre. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Bence de çok keyifliydi. Çünkü hep böyle bu dünya ve önümüzdeki günlerde iyimserlikten ziyade böyle şeylerin de olabileceğini göstermek ve anlatmak için çok önemli. Çünkü yatırım dediğimiz şey her zaman için böyle tabii ki iyimser olmak lazım ama kötüye karşı da bir nakdimizin ve pozisyonumuzun ve stratejimiz de olması gerekiyor. Aslında bu biraz da iyimser bir düşünce. Neden? Evet. Kendinizi şey yapın, garanti altına alın, temkinli olun, yine yatırımınızı yapın. Aynen. Ama düşüş dönemlerinde üzülmeyin, panik yapmayın, elinizdeki varlıkları kaptırmayın. Hatta daha düşük maliyetlerle yatırımınızı güçlendirin. Aynen. Bu yüzden nakit bulundurmak önemli çünkü riskli dönemlerden geçiyoruz. Evet, Satoshi TV izleyicileri artık bu riskli dönemleri çok iyi biliyor. Sevgili Emre Şirin sayesinde diyelim, stratejist Emre Şirin bizlerle birlikteydi. Lütfen yorum yapmayı, her programda söylüyorum böyle şey papağan gibi oluyor. Yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Haftaya 10 gün sonra daha doğrusu görüşürüz.